Merhaba arkadaşlar. Bugün size yavru Anadolu çoban köpeği alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Onunla alakalı bir video çekeceğim. Birkaç tane önemli husustan bahsedeceğim. Bu köpeğimiz Baron'un yavrusu. Erkek Anadolu çoban köpeği. Şimdi öncelikle birinci şartımız Baron çeker misin oradan Kur'an kardeşim? Annesi babası köpeğimizin belli olacak arkadaşlar. Anadolu çoban köpeği Baron. Yine Instagram sayfamızda, YouTube'da var. Koca kız da bu köpeğin annesi. Birinci şartımız anasına babasına alacağımız en iyi. Bakıyoruz arkadaşlar. Şu anda bu köpek güneşte. Biraz acele bir şekilde çekeceğim videoyu. Çünkü güneşe dayanamıyor, katlanamıyor. Daha çok ufak. 42 günlük falan. Arkadaşlar köpeğimizin büyük olup olamayacağını, yani en az babası kadar, işte annesi kadar iri olup olmayacağını, patilerinden, bilek kemiklerindeki bu şişlikten, özellikle böyle yere bastığında, alttan çekersen Tunahan, şöyle de gösterelim, göğsünün genişliğinden, ayaklarının kalından, bilek kalından, şu dirseklerinin buraların uzunluğundan, arkadaşlar insan gibi düşünün, kolunun dirsek uzunluğu, biraz ben sevgi göstereyim ona. Yani şu ön dirseği ve bilek kemikleri buraların uzunluğundan yere bastığında arka ayaklarının yere basış şekli, yine eklem yerlerinin uzunluğu. Bu köpeğimiz Anadolu çoban köpeği olduğu için burada bir V çok fazla göstermez. Çok fazla bir V yapmaz şu ön ayağında. Kuyruk sarıyor mu sarmıyor mu? Bu da aranan bir özellik arkadaşlar. Kaçmak istiyor benden. Gel oğlum gel. Aferin gel oğlum. Tamam gel gel. Bunlar önemli hususlar. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar köpek alırken en azından köpekle uğraşan, köpek besleyen, anasına babasına işte birkaç soy atasına kadar yavru alan veya işte onları besleyen insanlara, yani onlardan yavru sahiplenin. O zaman biraz daha istediğiniz köpeklere ulaşabilirsiniz. Bu da önemli bir husus. Yavrumuz böyle. Arkadaşlar kafa yapısı bu köpeğimiz kangal bir enik değil. O yüzden yani kafasında alnında stop olup olmamasına veya işte timsah gibi böyle bir sivri kurt kafası, kurt tipi şeklinde bir kafa aramanıza gerek yok. Zaten bakın Anadolu çoban köpeği şekli var. Babası gibi aynı. Hafiften böyle bir çıkıntısı var. Çok hafif bir çıkıntısı var. Büyük, iri kafalı, koca kafalı dediğimiz çoban köpeği kafası var. Maske önemli arkadaşlar. Niye önemli? Bazı köpeklerin maskesi silik olabiliyor. Bazıları işte daha da koyu. Temelli kara kırçıla bedenine doğru yayılan böyle bir kara maske. Bu köpeğimiz kara burun dediğimiz veya sadece yüzünde, gözünde. Sıcaktan da çok tatlı böyle bir, çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Bir hal aldı köpeğimiz maşallah. Kıyamıyoruz. Böyle maskesi kara. Kulaklarının uçları da kara. Çoban köpeği bir köpeğimiz arkadaşlar. Bu köpeğimiz arkadaşlar kuyruk tutan bir köpek. Yani simit kuyruk. Kuyruk kıvırıyor şöyle bakın. Gel oğlum gel. Sıcaktan çok kötü oldu. Kıyamam. Birkaç kere yani kaçmak da istedi. Yine kaçıyor. Gördüğünüz gibi kuyruk saran bir köpek. O da yavru seçerken dikkat edeceğiniz bazı hususlardan bir tanesi. Aynı zamanda köpek besleyen, biraz köpeklerle uğraşan, bu işi severek kendine hobi edinmiş, yani nacizane bizim gibi köpeklerle ilgilenen, köpeklere bakan kişilerden de böyle yavru sahiplenmeyi tercih ederseniz yanılma payınız, istediğiniz yavruya ulaşma şansınız da yüksek olur, yanılma payınız düşük olur. Öncelikle sevgi, emek, bu köpekleri sevmek birinci koşul. Bu köpeklere emek vermek de mesela Tunahan kardeşim de biliyor. Yani şu Baron'la uğraştığımız kadar hiçbir şeye uğraşmadık.
Yani dişilerle işte çekmek için uğraştık. İşte beslemesi, büyütmesi, hepsi tek tek burada şimdi saymak istemiyorum. Kanalda zaten görüyorsunuz bizim neler çektiğimizi. Böyle bir yavruya ulaşmak için çok emek veriyoruz. O yüzden bu tarz köpeklerle haşır neşir olan insanlardan yavru sahiplenirseniz yanılma payınız sıfıra iner. Tamam. Hava çok sıcak. Çok sıcak olduğu için gölgeye kaçtık. Babasının yanına geldi. Arkadaşlar, ikisinin de maşallah var. Bu 2 yaşında. Bu da 42-43 günlük falan. 42 günlük falan bu yavrumuzda. Sıcaktan kıyamam, dil dışarı çıktı. Baron da burada, ikisi de şu anda terliyorlar. Ayaklarını, patilerini çekerse Tunahan kardeşim, nasıl bir köpek olacağını maşallah diyelim, nazarda değmesin. Nasıl bir köpek olacağını 3 aşağı 5 yukarı zaten kendisi söylüyor. Babası da burada. Babasıyla oynuyor zaten şu anda. Gölgeye kaçtık. Niye? Yani köpeğimiz daha fazla. Tamam. Köpeğimiz daha fazla yorulmasın dedik. Babası da almıyor üzerine. Tamam oğlum. Yavrusu da orada. Bu işler hep emekli arkadaşlar. Çok güzel durmuş. Bak şu anda çok güzel bir poz vermiş. Tunahan da onu yakalar zaten. Karşıdan şöyle. Maşallah oğluma. O da yavrusu. Oh. Kaç oldu? Hiç olmaz. Bir şey var. Maşallah. Hocam kayboldun, neredesin? Aa, yalnız hocam enseden tutma, hayvan sever arkadaşlarımızdan linç yiyebilirsin. Arkadaşlar dediğim gibi az önce söyledim, tekrar etmek de istemiyorum. Biz bu köpeklerin kılına zarar gelsin istemiyoruz. Neyin ne olduğunu da az çok biliyoruz yani, nacizane. Bazen enseden tutarız. Bazen kaldırırız, kucağımıza şöyle alır götürürüz. Sevdiğimiz için yani ne yaparsak zarar veririz, ne yaparsak zarar vermeyiz biliyoruz. O kadar da acemi değiliz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar görmek istediğiniz hayvan bakımıyla alakalı olsun, köpeklerimizin bakımlarıyla alakalı olsun, öğrenmek istediğiniz şeyler, izlemek istediğiniz videolar yorum kısmına bırakın. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza davet etmeyi, bunları her zaman söylemek de istemiyorum. Bize destek vermek için sağlarsanız şimdiden çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.